Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle kendini değersiz hissetme, kendini ifade etmede güçlük, daha doğrusu kendini ifade etmesi gerektiğinin farkına varmama, her şeye uyum sağlama, bilmem sen bilirsin deme gibi durumlar, kendini değersiz, kendini kıymetsiz, kendisini sevilmeyen hissetme gibi hissiyatlar neden bizde oluşuyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Yani aslında kusurluluk şemasından bahsedeceğiz. Başlayalım. Kendinizi ifade etmek istediğinizde bir utanç duygusu mu kaplıyor içinizi? Ya rezil olursam, ya işte doğru ifade edemezsem kendimi. Hayır demek size çok mu zor geliyor? Yapmak istemediğiniz şeyleri bir bakıyorsunuz, yapıyor halde mi buluyorsunuz kendinizi? Çok fazla fedakarlık mı yapıyorsunuz? Çok fazla boyun mu eğiyorsunuz bazı şeylere? Böyle davranışlarınız varsa, kendinizi sevilmek için ya da beğenilmek için çok fazla fedakarlık yapıyor olarak buluyorsanız, çok fazla boyun eğerek olarak buluyorsanız, hayır diyemiyorsanız, hayır dersem beni sevmezler, hayır dersem aramız bozulur gibi düşünceler kaplıyorsa içinizi, muhtemelen sizde kusurluluk şeması hakimdir. Şema neydi? 0 ile 6 yaş döneminde bakım verenimizin yaptığı kayıtlardı şema. Bu kayıtlar bizim çocukluk dönemimizde yaşadığımız işte sen sus, sen konuşma ya da işte değer görmeye ihtiyacımız vardır. O an ebeveynin farklı sorunları olabilir ya da onun farklı şemaları olabilir, farklı travmaları olabilir. Bizim o değer görme, ilgi görme, takdir edilme, onaylanma ihtiyaçlarımızı karşılamamıştır. Hiçbir zaman takdir etmemiştir, sürekli eleştirmiştir. İşte sen sus, sen anlamazsın, sen bilmezsin, bu iş böyle mi yapılır gibi sürekli küçümsenen biriyseniz küçüklüğünüzde o 0 ile 6 yaş döneminde sizde kusurluluk şemasının oluşmaması çok zor bir durum. Kimi bu kusurluluk şemasının kendisinde olduğunu kabul eder. Ben değersizim der. İşte ben sevilmeye layık değilim der. Ve bu şekilde davranır. Çok uyum sağlar, sevilmek için elinden geleni yapar. İşte boynunu büker, her şey hiçbir şeye hayır demez, sınır çizemez. Kimisi de tam tersi bunu reddeder bu duyguyu. Aslında bilinçaltında bu duygu vardır. Ama çok fazla işte büyüklenmeci tavır sergiler, çok fazla insanları eleştirir, kendisinde hiç eleştirilecek bir şey olmadığını söyler. Herhangi bir eleştiride çok fazla öfke patlamasıyla yaklaşır. İşte burada da zaten narsistik kişilik bozukluğu dediğimiz patoloji oluşmuş demektir. Biz bugün boyun eğen kısımdan gideceğiz. Yani kendimi değersiz hissediyorum, sevilmeye layık hissetmiyorum, diğer insanları kendimden üstün hissediyorum, hayır diyemiyorum, sınır koymakta çok zorlanıyorum, toplum içerisinde konuşmaktan, görüşlerimi bildirmekten utanç ve suçluluk hissiyle dolup taşıyorum ve genel olarak bana değer vermeyen, benim ihtiyaçlarımı görmeyen kişilere evriliyor yönüm. Onlarla kimyam tutuyor. Hayatıma kim giriyorsa beni sevmiyor, bana da yer vermiyor. İşte benim ihtiyaçlarımı görmüyor. Ben merkezli insanları hayatıma çekiyorum. Bu tarz insanlar benim hayatıma giriyorsa muhtemelen şemam tetikleniyor demektir. Çünkü neden? Ben kusurlu olduğuma inanmışım. Ben değersiz ve sevilmeye layık olmadığıma inanmışım. Ve bu inancın ispatı olarak gerçekten beni sevmeyen, bana değer vermeyen, benim ihtiyaçlarımı görmeyen bencil insanları hayatıma alıyorum. O insanlarla kimyam tutuyor. İşte doğduğun ev kaderindir sözünün ispatı da bu oluyor aslında. Doğduğunuz evde değer görmüyorsunuz, doğduğunuz evde değerli hissetmiyorsunuz ve bu sizin tüm hayatınıza, tüm yaşantınıza yansıyor. Peki bu noktada ne yapabilirim? Ben kendimde kusurluluk şemasının olduğunu fark ettim. Neler yapabilirim? Bu konuyla ilgili nasıl kendime iyi gelebilirim? Bu konuyla ilgili eğer yapabiliyorsanız mutlaka bir profesyonelden destek alın. Bu tek başınıza aşabileceğiniz kadar basit bir konu değil. Ama böyle bir imkan yoksa kişisel gelişim kitaplarından yararlanabilirsiniz. Nedir bu kişisel gelişim kitapları? Özsaygı,
özdeğer ve özgüvenimi nasıl geliştirebilirim adlı kitaplardan yararlanabilirsiniz. Bu kitaplar biraz olsun özgüveninizi geliştirecektir. Öz saygınızı ve özdeğerinizi kazanmanıza yardımcı olacaktır. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Hayır demeyi nasıl öğrenmeliyim? İlişkiler şöyledir. Ya onun dediği olur, ya onun dediği olur. Yani şöyle anlatayım. Ya benim dediğim olur, ya senin dediğin olur. Ortak noktada bazen buluşulabilir. Zaten o noktalarda problem yok. Ama kim baskın karakterliyse genelde onun dediği olur. Kim hayır demekte zorlanıyorsa, kim uyum sağlamak zorunda hissediyorsa kendini genelde onun dediği olmaz. Ve o kişi biraz kendisini mutsuz hisseder aslında baktığınızda. Bir tatminsizlik oluşur ve şöyle düşünebilirsiniz. Karşı tarafın isteği mi önemli, benim isteğim mi önemli? Evet, sadece ben demek de bir narsistik eğilimdir. Ama önce ben demek sağlıklı olanıdır. Hep ben demeyeceğim ama önce ben diyeceğim. Gerçekten istemediğim bir durum varsa, gerçekten yapamayacağım bir konuysa hayır demeyi öğrenmek zorundayım. Hayır deme becerisi öğrenilen bir beceridir. Küçükken bu size öğretilmemiş olabilir ya da siz öğrenmek isteseniz de önünüze set çekilmiş olabilir. Ama bu saatten sonra çok geç diye bir durum söz konusu değil, hayır diyebilmeyi öğrenebilirsiniz. Nasıl öğreneceksiniz? Ufak ufak alıştırmalar yaparak öğreneceksiniz. Hayır demeyi öğrendikçe, hayır diyebildikçe yavaş yavaş özgüveninizin de yükseldiğini göreceksiniz. Kendinize kusurlu olmadığınızın ispatını yapın. En önemli ispatı da ben söyleyeyim. Neden değerli değilim, neden sevilmeye layık değilimin ispatı şudur. Yaratan sizi kimse bilmezken, sizi kimse tanımazken, esameniz okunmazken bildi, sevdi, emek verdi, değer verdi ve yarattı. Ve dedi ki, kulum ben seni seviyorum. Her gün 5 vakit gel huzuruma. Gel ya ben seni seviyorum, ben seni istiyorum, ben sana değer veriyorum dedi. Yaradan'dan daha büyük bir referans olmadığı için en büyük referans, en büyük ispat kaynağını bu videoda sizlerle paylaştım. Siz de kendinize başka ispatlar bulabilirsiniz kusurlu olmadığınıza, değersiz olmadığınıza, sevilmediğinize dair. Eğer bu konuda zorlanıyorsanız mutlaka ve mutlaka bir profesyonelden destek alıp hayatınızı o 0-6 yaş kayıtlarına mahkum etmemenizi temenni ederim. Görüşmek dileğiyle sizi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.